Emekliler elektrik ve doğalgaz zammı ile ve zamlarla feleğini şaşıracak. Emekliler son 20 yıldır hep sürekli geriye gitti. Çarşambanın gelişi salıdan belli. Emeklilerin ve tüm halkın sesi olmak için haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, son yapılan elektrik, doğalgaz zammına sert tepki gösterdi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, elektrik ve doğalgaz zammı ile ve zamlarla emekliler feleğini şaşıracak dedi. Çarşambanın gelişi salıdan belli olur diyen Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, emekliler için bu kış çok zor geçecek. Zamlar devam edecek. Başta Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere birçok marketlerde indirimli satışların olmadığını, yapılan indirimlerin de çok çok düşük olduğunu, haliyle adı indirimli satış deniliyor. Emeklerimiz, halkımız gerçekte indirimli satışların yapılmadığını ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Piyasaya yapılan zamlar, emekliye yapılan maaş zamlarının çok çok üzerine geçti. Sadece doğalgaz konutlardaki %30 civarında zam yapıldı. Bunun uygulaması önümüzdeki aylarda belli olur. Bu ay doğalgaz misal çok kimse kullanmadığı için kimse bu işin farkında değil. Ama önümüzdeki aylarda Ekim, Kasım, Aralık aylarında belki daha da üzerine gelecek miktarlar. O zaman insanların canını yakacak. Emekli burada çok rahatsız olacak. %30 sadece doğalgaza gelen, elektriğe gelen %20 dolayında bir zam var. O da gelecek. Şu anda kullandığımız elektrik miktarı kombiyle ve kışın gerektirdiği şartlar yüzünden onun da elektrik kullanımı da artacak. Dolayısıyla orada da faturalar bir ayı kabarık olacak. Ama bu emekliyi çok üzecek. Neden derseniz, çünkü aynı oranda da kendisinin maaşında bir artış olmadığını görecek. Önümüzdeki günler bu yapılan zamların karşılığını hepimiz göreceğiz. Çünkü önümüz kış. Yapacağımız harcamalar artacak. Bu ev giderleri olsun, konutların giderleri olsun, miktar çok artacak. Yani bugünden itibaren yarınların hesabını yapmakta yarar var. Bunu bir şekilde halk deyimiyle de dersek, çarşambanın gelişi salıdan belli oldu. Önümüzdeki kış çok zorlu geçecek. Bunun yanı sıra gıda fiyatlarında büyük artışlar oldu. Her ne kadar göstermelik gibi de olsa bazı mağazaların yaptığı indirimler çok cüzi miktarlarda kaldı. O bir indirim kabul edilecek bir şekilde değildi. Gıda fiyatları da el yakacak. Üstelik bu sene çok da tarım ürünlerinde kıtlık olacağı söyleniyor. Şimdiden söylenen şu ki, bir domatesin kilosunun 40-50 liraya satılacağından bahsediliyor kışın. Tabii bunun kolayı da var, kolaycı bir yöntemi de var. Almayı verin derler, onu da anlamak lazım o zaman. İnsanlar böyle bir zor durumda bırakılmamalı. Emeklinin gittiği yer pek iyi bir yer değil. Bu zamlar bu şekilde olduğu sürece, bunun indirilmediği sürece ne kadar maaşına zam yaparsanız yapın, emekli bu zamların karşısında devamlı ezilmek durumunda kalıyor. Çünkü yapılan zamları, piyasa zamları geçmiş durumda ve hala da geçiyor. Bunun önüne geçmek çok zorlaştı artık. Bunun bir şekilde çaresini bulmaları lazım. Öyle ufak zamlarla, enflasyondan gelecek zamlarla falan bu önlenecek gibi değil. Bugün aldığımız çok şeyi önümüzdeki aylar içerisinde belki alamayacak duruma geleceğiz. Çünkü sabun köpüğü gibi elimizdeki para sabun gibi eriyor. Çok kısa sürede de ihtiyaçlarımızın tamamını bile karşılayamadan elimizdeki para tükeniyor. Önümüzdeki aylarda işler daha da sarpa saracağı benziyor. Emeklilerin ödemeleri artacak. Kışın doğalgazdan, elektrikten hem fazla harcama yapılacak hem de bunların fiyatları bugünkü şekliyle durmaz. Çünkü birkaç zamandır takip ettiğimiz kadarıyla sık sık zam yapılıyor. Bu zamların da artık duracağını zannetmiyoruz. Dolayısıyla yani insanlar nereye gideceğini, nereye gittiklerini bilemez duruma geldiler. Yollarını şaşırmaya başladılar.
sonuç inşallah iyi olur ama şu andaki göstergeler hiç de iyi bir durumda olmadığımızı gösteriyor. Emekliler elektrik ve doğalgaz zammı ile ve zamlarla feleğini şaşıracak. Emekliler son 20 yıldır hep sürekli geriye gitti. Çarşambanın gelişi salıdan belli. Emeklilerin ve tüm halkın sesi olmak için haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez son yapılan elektrik doğalgaz zammına sert tepki gösterdi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, elektrik ve doğalgaz zammı ile ve zamlarla emekliler feleğini şaşıracak dedi. Çarşambanın gelişi salıdan belli olur diyen Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, emekliler için bu kış çok zor geçecek. Zamlar devam edecek. Başta Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere birçok marketlerde indirimli satışların olmadığını, yapılan indirimlerin de çok düşük olduğunu, haliyle adı indirimli satış deniliyor. Emeklerimiz, halkımız gerçekte indirimli satışların yapılmadığını ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Piyasaya yapılan zamlar, emekliye yapılan maaş zamlarının çok üzerine geçti. Sadece doğalgaz konutlardaki %30 civarında zam yapıldı. Bunun uygulaması önümüzdeki aylarda belli olur. Bu ay doğalgaz misal çok kimse kullanmadığı için kimse bu işin farkında değil. Ama önümüzdeki aylarda Ekim, Kasım, Aralık aylarında belki daha da üzerine gelecek miktarlar o zaman insanların canını yakacak. Emekli burada çok rahatsız olacak. %30 sadece doğalgaza gelen, elektriğe gelen %20 dolayında bir zam var. O da gelecek. Şu anda kullandığımız elektrik miktarı kombiyle ve kışın gerektirdiği şartlar yüzünden onun da elektrik kullanımı da artacak. Dolayısıyla orada da faturalar bir ayı kabarık olacak. Ama bu emekliyi çok üzecek. Neden derseniz, çünkü aynı oranda da kendisinin maaşında bir artış olmadığını görecek. Önümüzdeki günler bu yapılan zamların karşılığını hepimiz göreceğiz. Çünkü önümüz kış. Yapacağımız harcamalar artacak. Bu ev giderleri olsun, konutların giderleri olsun, miktar çok artacak. Yani bugünden itibaren yarınların hesabını yapmakta yarar var. Bunu bir şekilde halk deyimiyle de dersek, çarşambanın gelişi salıdan belli oldu. Önümüzdeki kış çok zorlu geçecek. Bunun yanı sıra gıda fiyatlarında büyük artışlar oldu. Her ne kadar göstermelik gibi de olsa bazı mağazaların yaptığı indirimler çok cüzi miktarlarda kaldı. O bir indirim kabul edilecek bir şekilde değildi. Gıda fiyatları da el yakacak. Üstelik bu sene çok da tarım ürünlerinde kıtlık olacağı söyleniyor. Şimdiden söylenen şu ki bir domatesin kilosunun 40-50 liraya satılacağından bahsediliyor kışın. Tabii bunun kolayı da var. Kolaycı bir yöntemi de var. Almayıverin derler. Onu da anlamak lazım o zaman. İnsanlar böyle bir zor durumda bırakılmamalı. Emeklinin gittiği yer pek iyi bir yer değil. Bu zamlar bu şekilde olduğu sürece, bunun indirilmediği sürece ne kadar maaşına zam yaparsanız yapın, emekli bu zamların karşısında devamlı ezilmek durumunda kalıyor. Çünkü yapılan zamları, piyasa zamları geçmiş durumda ve hala da geçiyor. Bunun önüne geçmek çok zorlaştı artık. Bunun bir şekilde çaresini bulmaları lazım. Öyle ufak zamlarla, enflasyondan gelecek zamlarla falan bu önlenecek gibi değil. Bugün aldığımız çok şeyi önümüzdeki aylar içerisinde belki alamayacak duruma geleceğiz. Çünkü sabun köpüğü gibi elimizdeki para sabun gibi eriyor. Çok kısa sürede ihtiyaçlarımızın tamamını bile karşılayamadan elimizdeki para tükeniyor. Önümüzdeki aylarda işler daha da sarpa saracağı benziyor. Emeklilerin ödemeleri artacak. Kışın doğalgazdan, elektrikten hem fazla harcama yapılacak hem de bunların fiyatları bugünkü şekliyle durmaz.
Çünkü birkaç zamandır takip ettiğimiz kadarıyla sık sık zam yapılıyor. Bu zamların da artık duracağını zannetmiyoruz. Dolayısıyla yani insanlar nereye gideceğini, nereye gittiklerini bilemez duruma geldiler. Yollarını şaşırmaya başladılar. Sonuç inşallah iyi olur ama şu andaki göstergeler hiç de iyi bir durumda olmadığımızı gösteriyor.